Arkadaşlar tekrar merhabalar. Akkodu tablo çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim safkanları kısaca sizlere aktarıp geçmem gerekiyor ki ABD yarışları arada bir dek getirsek de bazen çok ilginç sonuçlar çıkartıyorlar. Dikkat edin, bütçelerinizi aşmayın, her zaman için söylemiş olayım. Birinci koşu Maiden Dişi 7 nolu safkan kazanır da çıktı. Kazancı olan bir safkan 7 tek olabilir. 5-4-6 sırasıyla öneceğim rakipleri. İkinci koşu Maiden. Burada da 7 nolu safkandan iyi bir yarış gelebilir. Murat Ortiz de kazanabilir. 4 bunun rakibi olur arası. Eğer döndürebildilerse yarar bu hata. 7-4. 5 sürprizde önereceğim safkandır. Ve diğer hatlar, onlar da yakın çıkıyorlar. Hani yazan arkadaşlara da itiraz etmem. Üçüncü koşu şartlı mücadelede 7 nolu safkan. Kazancıyla, koşularıyla, gördüğüm totosuyla kazanmaya yakın gördüm. Rakip 4 görünmekte. Sürprizini 3 yapar buranın. Ganyanlı gelir. 7 ve 4'te yaş avantajı var. Bu da önemli. Mesafe uzun. Bunlardan biri normal. Kazanması normal. Diğerleri sürpriz arayan arkadaşlara. 3, 9, 5 gibi atlar. Veya varsa gördüğünüz diğer atlar. Bu 8 yarıştan çıkar diye işaretlemedim ama 8 de 4 yaşında avantajı var. Çıkmazsa yarışta olur. Dördüncü koşu Maiden yarış. Burada da 5 nolu safkan Luch Saez'de AGF ağırlığına takılmazsa kazanır, tek olur normalde. Diğerleri de yakın birbirlerine handikap puanları bakımından. Ancak iki koşu görmüş. En azından biraz kaliteli gördüğüm safkanı değerlendirebilirsiniz. Zor bir koşta tek bu at gelirse rahatlatır. 3, 14, 16, 10, 15, 1 sırasıyla önereceğim safkanlar. Çıkacak atlar olacaktır. Aldığımda yoktu. Kum değişikliği olursa da yedek safkanlar. 14, 15, 16 bunlar yedek kayıtlar. Anladığım bu. Onlar kazanmaya devam ediyorlar. Pist değişikliklerinde. Beşinci koşu şartlı mücadele. 5 nolu safkan. Direkt favorim çıktı. Rakip 2. 3, 6, 9'da plase sürpriz hanesinde duran atlar. Burada da tercih yapmanızı öneririm. 5, 2 kuponlarda olması gereken safkanlar. 6. koşu Maiden. 4 nolu safkan ve 2 nolu safkan. Birlikte düşünmekte fayda var. 2'nin tek yarışı dezavantaj. 4'te 2 yarış var. 6 da burada çok yarış görmüş. Avantajlı safkan. Yani çok yarış görmesi iyidir her zaman için. Bunları birlikte düşünmekte gene fayda var derim. 7 sürprize önereceğim safkan oldu. Varsa yeriniz diğer atlar tabi. Onlar da kalite handikap puanlarıyla yakın diğerlerine. 7. koşu şartlı mücadele. Burada da tek olabilir 6 nolu safkan. Kazanması gerekir bence. 4 yaşında avantaj. Murat Ortiz AGP ağırlığına takılmazsa iyi bir yaş çıkartıp kazanması gerekir, geçebileceği bir grup. Eksik koşarsa burası sürpriz çıkartma ihtimali yüksek. 8'i sürprize öneriyorum arkadaşlar. 6 yaşında 8 nolu safkanı. Yine kalite puanı yüksek veren 9-3, 16-10, 12. Hani çıkacak atlar da olacak illaki. Burada tercih sebebi yapmanızı söyleyebilirim. Ekleyeceğiniz atlar varsa da onları yazımını size bırakacağım. 8. koşu açık dişi, stakes dişi. Burada da at bulamadım aslında. Direkt favorim yok. Zor bir yarış. Sürprize açık bir yarış. Dişi yarışıdır. Yani ne kadar açık olsa da. 11-7-4 öncelikle yazılabilir bu safkanlar. Diğer atlar 8-6-10-2-3-5. Yani içinden çıkamadığım bir yarış oldu. Bütçeniz el verdiği sürece de at eklemenizi öneririm. Tek kullanacağınız at varsa da tek atın geçin, en güzeli bu. Yani ya çok at isteyecek ya tek ya da az atla geçmeye çalışan arkadaşlara 11-7-4 öncelikle bulunsun. Önerim bu olacak. Zor bir koşu yani, nereden baksan zor. 9. son koşu 11 nolu safkan. Grubun en kaliteli atı, koşar durumda aradan etkilenmez ise Ortiz kardeşlerden diğeriyle kazanır da tek olması gerekir. Rakip önermeyeceğim, en azından bu atın kazanması gerekir ki kuponlar rahatlasın. Bu da geçilirse eğer
Zaten ikramiye yüksek bir rakama gitme potansiyelini barındırıyor. Görebildiklerim bunlardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.